Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Çok iyisinizdir inşallah. Ben şu anda Suudi Arabistan Mekke'deyim. Hala Mekke'deyim. Ve sizinle beraber bu akşam az önce iftarımızı yaptık. İftardan sonra Al-Kakiya markete gideceğiz. Ve buradaki marketlere bakacağız. Market fiyatlarına bakacağız. Ve merak ediyorum acaba nasıl bir yer? Hava o kadar güzel ki anlatamam size. Mükemmel esiyor. Yerde takılan, video izleyen bir Hintli, Nepalli, Bangladeşli, Pakistanlı. Şimdi üç tarafa gidelim. Bakalım orada ne var. Çünkü tam olarak yerini bilmiyorum. Amca buralar dedi. Ama bir bakalım. Çok fazla insan yok. Kullu hurma dedi. Şimdi bakalım. Hurma, evet. Temur, yes. Okay. Yes. Can you show me? This is Ajwa. Yeah, this. Which one is best? The best. This is best. The best. Yeah. Okay. And this Safawi, Medina, and this Majdul al Medina. Hmm. Yes. Can you do mix? Mix. Okay. No problem. Okay. How much? Yeah, we just want. How much? Amjad. كم الكيلو تمر مشكل؟ Şimdi karışık isterim bunlardan. Şöyle Medine falan hepsinden varmış. تمر مشكل كم الكيلو؟ Are you Turkish? Turkish, yes, yes. Maşallah. Evet. Erdoğan. You can watch my videos on with subtitles. Ana ma. English? English, yes. Selam aleyküm. Merhaba. Şöyle göstereyim. Arabistan'dan takipçi kasıyorum kendime. Okay. Yes. Oh inşallah. What is his name? Gökhan. Gökhan ya Yıldırım. Yıldırım. Yes. Perfect. Suriye. Yeah, Suriye, North Korea, everywhere. Maşallah. Europe, maşallah. Asia, Malaysia. America, Liberia, Sierra Leone. Maşallah. Yeah. Ethiopia, everywhere. Wow. India, Pakistan. Türkan. Ya Bangladesh. Şükür abi. Hadi devam edelim. Oh, nasıl baharat kokuyor. Fiyatlar çok pahalı geldi bana. 60 riyal, 91, ceviz 95 riyal. Fıstık 55 riyal. Kilosu bunlar. Uf. Burada badem var 50 riyal. Buradan çıkmak istiyorum. İçeride nasıl bir baharat kokusu var biliyor musun? Bak baharatçı kokusu değil o. Hintli baharatçı kokusu. Çok farklı bir olay. Şuraya girmek istiyorum. Böyle etler bu şekilde sergileniyor. Küçük küçük bakkallar var. Şuraya bir gideceğim. Bu arada burada Türk olduğunuzu duydukları anda direkt "Oo maşallah maşallah" diyorlar. Çok seviyorlar Türkiye'yi. Birçok yerde çat pat da olsa nasılsın, iyisin, maşallah, inşallah hep böyle anlaşabiliyorsun. Burası açık mı, kapalı mı? Kapalı herhalde ya. Is it closed? Closed? No, okay. Bana iyice mümkün kapalı da kurdu. Okay. Şey gibi şey anlamadım dediğinden. Bu tarafta bir şey olduğunu zannetmiyorum. Burası da kapalı. Aslında bana iftardan sonra açılır her yer demişler. İftar geçeli bir saatten fazla oldu. Belki 1,5 saat oldu. Ama ya burada birçok yer kafasına göre kapatıyor, kafasına göre açıyor. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Selamun aleyküm. YouTube. Yes, YouTube. Seyyah. Seyyah. Video. Video, yes, video. Yes. No Arabic. Kaç kilos? This? Yes.
I don't know, $300, American dollar, $300, yes. Sadaka. Sorry. Şükran. Abi sadaka diyorum da valla maddi olarak o kadar bitik durumdayım ki arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, çok biteyim. Batıyorum lan! Semttekiler batıyorum lan, Edirne kapı! Duydunuz mu lan? Kınaya kınamı. Sigara içmek yasak. 200 riyal, 1000 lira cezası varmış sigara içmenin. Burada, 15-20 dakikaya açılacakmış çünkü herkes namaza gitmiş. Ben diyorum niye kapalı buralar ama iftihar teravih. Yes. Şimdi bekleyelim. Meyve sebze hali, patatesler. Patates. Bir koku var burada. Üf, bayılırsın. Sanırım burası arkadaşlar. Hala bir fikrim yok ama gidiyorum. Aha da burası. Annem öyle bir şey takmaz ama almak istiyorum. 25 riyal. Dur bakayım anneme sorayım. Kapattılar. Ezan okunuyordu. Namaz dediler, kapattılar. Anneme şu bir şey almak istiyorum da bunlar çok çirkin ya. Burası da kapattı. Hepsi kapatıyor. Bende bu şans mı ya? Ben... Her yer tesbih dolu. Tesbih, işte ihram, kolye, bilezik, çakma altın, seccade, saat. Çıkalım bakalım yukarıya, acaba yukarıda ne var? Böyle bir yer. Yani bayağı eski bir çarşıya benziyor. Ama bu kirlilik nedir abi ya? Allah aşkına yani çöp atacak yer kalmadı ve buraya mı attın gerçekten? Yani bu Mekke, Kabe çok temiz. Kabe'nin bir tık çevresi çok temiz ama o bir tık çevre uzaklaştığın anda saçma bir kirlilik başlıyor. Haberiniz olsun. Yani böyle farklı bir şey görürüm diye gelmiştim ama farklı bir şey göremedim. İyi, o tarafta da sadece sebze meyve vardı. Burada sadece seccade ve ihram var. Yani ihram ve... Burası da önü. Yani insanlar sanki sokakları çöpmüş gibi kullanıyorlar. Baksanıza ya. Yani bilerek size bunları göstermek istiyorum çünkü buraya gelip sadece Mekke'deki güzellikleri göstermek istemedim. Bu çok büyük bir hata, çok büyük bir yanlış. Yani buraya yılda 10 milyonlarca turist, hacı geliyor ve bunu hak etmiyorlar. Yani tamam, burası Kabe'nin dışı olabilir ama fark etmez yani. Buranın da temiz olması gerekiyor. Buna sebep olarak ne sebep diye sorduğumda insanlara, buradaki Araplara, İngilizce bilenlere dedikleri, işte çok Hintli var, Pakistanlı var, Nepalli var, onlar pislediyorlar. Yani üzgünüm ama şöyle değil. Benim gördüğüm, yani sokağa çöp atan 10 kişi varsa bunun 5 tanesi Suud. Yani atıyorsunuz, atıyorlar. Görüyorum bunu yani, kendi gözlerimle görüyorum. Çok yanlış. Böyle bir yerde, milyarlarca insan için kutsal olan bir yerde böyle olması çok kötü. İnşallah düzeltirler bunu. Şimdi sizinle Kabe tarafına geçeceğiz.
Bir de o tarafların sokaklarını, ara sokaklarını göstereceğim. YouTube. Vlogger. Vlogger. Yes. Open. No flash. No light. No light. Taksiye bindik. Thank you. Taksiye bindik şimdi. Haram'a doğru, yani El Haram Kabe'nin olduğu bölgeye doğru geçiyoruz. Şimdi oranın etrafını göstermek istiyorum. Bakalım acaba bizi ne bekliyor? Pakistan, Hindu, Burma. Ha? Burma, Myanmar. Burma. Good luck. Good luck, thank you. Myanmarlıymış. İlk defa bir Myanmarlı gördüm bu arada hayatımda. Şimdi Kabe'ye doğru gidiyoruz. Polisler geçmemize izin vermiyorlar taksiyle. Çünkü çok büyük bir trafik var. Ramazan ayında burada yani trafik o kadar fazlaymış ki polisler direkt yolu kapatıyorlar. Sadece belli araçlara izin veriyorlar. Taksicilerin geçmesine izin vermiyorlar. İçeri girebilen taksicilerde fiyatları 5-10 katına çıkartıp söylüyorlar. 10 riyale gideceğiniz yere 50 riyal, 100 riyal falan diyorlar. Şu anda etrafta gördüğümüz insanlar da Kabe'den dönen veya Kabe'ye giden insanlar. Saat Kulesi'ne, daha doğrusu otellerin olduğu yere geldik yine. Bakın buradan sonra trafik kapalı. Sadece hacılar buradan yürüyebiliyorlar. Daha doğrusu insanlar buradan yürüyebiliyorlar. Tabii bu otellerin fiyatları falan çok yüksek arkadaşlar. Yani gecelik işte 4000, 5000, 6000'den başlıyor. En kötüleri bunlar. 100 bin, 200 bine kadar gidiyor. Zaten 200 binlik olanlar bu işte Saat Kulesi'ndeki olan oteller. Yani otelin önünde insanlar namaz kılsın diye yer var mesela. İnsanlar namaz kılıyor sağ tarafta. Sol tarafta yine insanlar namaz kılıyorlar. Sokaklarda her yerde insanlar namaz kılıyor. Sokakları da size şöyle göstereyim. Yani Kabe hemen bu binanın arkasında. Belki buraya 200-300 metre mesafede. Ama etrafı görüyorsunuz. Bu su nereden geliyor onu bilmiyoruz. Yağmur falan yağmadı. Yani baksana şuranın altına. Çok kötü ya. Yani bu etraftaki ufak ufak kağıtlar bile yeterli yani. Neden biz bu kağıtları görüyoruz? Neden bu kağıtlar etrafta? Her yer otel. Otel ve hediyelik eşyacı, seccadeci, ihramcı, hurmacı, zemzem suyu. Öyle. Yani zemzem suyu bu arada Kabe içerisinde ücretsiz şekilde alınabiliyor. Ama sanırım kendim almadım, görmedim de dışarıda. O sanırım dışarıdan almak isterseniz parasıyla alıyorsunuz. Sanırım zemzemin de 3 tane kaynağı var. Bu 3 kaynağın da nereden olduğunu, tam olarak nereden geldiğini bilmiyorlarmış sanırım ve halen daha bitmemiş binlerce yıldır. Arka sokaklarına girdik artık. Kabe bir 1-2 kilometre arkamızda kaldı. Şimdi sokakların karanlığına baksanıza. Yani bu kadar karanlık olması bilmiyorum ya. Hani benim için problem değil ama yaşlılar için büyük problem.
Çünkü yollar da öyle çok düzgün değil. Küçük küçük çukurlar var, tümsekler var. İşte burası mesela bilinmeyen şey bina yani. Terk edilmiş bina. Bunlar hep yıkılıp bir daha yapılacak. Mekke etrafı full dağlarla çevrili bir yer. O yüzden bir yerden bir yere yürüyerek gitmek Kabe çevresinde kolay ama arka taraflara geçmek yorucu. Yani İstanbul Ortaköy gibi, Beşiktaş gibi düşünebilirsiniz buradaki yokuşları. Anlamadım, duvar yazıları var. Ne diyor bilmiyorum. Çukur var. Bakın çukur. Yine burada bir yıkılmış bina var. Şu tarafa gidecektim de yemedim. Çöker möker şimdi bir şey olur. Siz şu an ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Karanlık çünkü yani. Burada ışık olmamasını hiç anlam veremiyorum. Burada yaşayan arkadaşlarım dediği kadarıyla hani böyle gece 2-3 civarı arka sokaklara girerken burada yaşamalarına rağmen, Arapça bilmelerine rağmen yine de korkuyoruz dediler. Çok normal tabi abi. Gece 3'e 4'te kapkaranlık sokaklar insanı korkutabilir. Nasıl yapıyorsun? Kimi? Olmuyor. No. Aleykümselam. YouTube. Yes. İngilizce kanal. Akira, diye phone? Diye telefon. Telefon. İngilizce kanal. Ha. Open YouTube. Kendime çocuk takipçi kasıyorum. Hadi goodbye. Goodbye, brother. Brother. Goodbye, brother. Şimdi yukarı doğru çıkmaya devam. Arkamdan geliyor. Çok kalabalık oldu. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Who's gonna go? Jumeize. Jumeize? Jumeize. Yeah, I know it's far, but this way or this way? No. This no. Haram. No. Here I can go. Location? Yeah, to Jumeize. No. Urdu lafı. Urdu alır. No, Turkish. İstanbul. İstanbul. Yes. Oh, this way. Cumeize'ye gideceksin mi? Evet, Cumeize'ye gideceğim. Evet. Tamam, buradan uzak Cumeize. Tamam, biliyorum. Ama yol var, yürüyebilirim. Tamam, yürüyebilirsin. Nereden? Haram'a gideceksin. Tamam, buradan aşağı mı inmem lazım? Buradan aşağı inmem lazım. Haram'a gideceksin. Haram sahatından girebilirsin. Gazadan Cumeize'ye gideceksin. Tamam. Al Gazze. Buradan geçiş yok mu? Buradan geçiş yok. Buradan ineceksin aşağı. He, tamam. Hayır. Tamam. Eyvallah. Şükran. Haydi. Yallah. Buradan direkt gitsen arama götürürsün. Sen Türkçe nereden biliyorsun? Türklerle çalışıyorum ben. Türklerle çalışıyorum. Özbekiz. Ha, Özbeksin. Evet. Ha, tamam. Evet. Tamam. Eyvallah. Şükran. Hey.
Hemen dönercinin ilerisinde, dönerci şurada Fat Restoran. İlerisinde de böyle bir yer var arkadaşlar. İsmi Arsakkaf Palace. Burası Osmanlı döneminde, yani Osmanlı kışlası olarak kullanılmış zamanında çok eski bir yer. Yani sanırım böyle 600-700 yıllık falan olması gerekiyor. 9000 metrekare yazıyor orada da. Ama şu anki hali gördüğünüz gibi, yani sadece etrafını çevirmişler ama baksanıza. Çöp, 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 çöp. Yani çok garip, insanlar da çok garip. Yani çöp atacaksın, ya şuraya atacaksın diyelim. Buraya da atmıyor, gidiyor oraya atıyor. Toplanamasın diye mi, amacın ne yani? Böyle bir Osmanlı kışlası. Ama şu anki durumu bayağı kötü. Tam baksanıza artık. Çürümüş yani. Buranın çok acil restorasyona ihtiyacı var. Ama kim yapacak? Kim yapacak yani? Bu kadar eski bir tarihi eser. Bunu sadece video olsun diye söylemiyorum bu arada. Ben buraya gelmeden önce de buranın böyle olabileceğini düşünüyordum. Düşüncelerimden haklı çıktım. Çok da üzüldüm. Hiçbir dini yerde, ne Müslümanlık, ne Hristiyanlık, ne Budizm, ne başka dinlerde hiçbir dini yer böyle olmamalı. Baksanıza. Bu yani tabii ki insanları da şey demek lazım ama insanların yanında devletin de bir şekilde bunu çözüm bulması lazım, bilmiyorum. Bu bence ayıp. Siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Yani çıktığımız yola geri geldik. Aynısına geri geldim ya. O kadar tırmanmıştım ben. Harbiden aynı yere geldim. Şimdi diğer benim kaldığım mahalleye doğru gidelim. Bakalım acaba orada arka sokaklar nasıl? Abi Mekke'nin en iyi dönercisi senmişsin. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Sen nasılsın? Öyle diyorlar vallahi. Allah. Herkes öyle diyor. Polisler, doktorlar, eczacılar. Dün biraz davet ettik. Anlatıyor. Polis geliyor buraya diyor. Polis yanına çağırıyormuş. O diyormuş ki gel. Polise böyle yapıyormuş. Polis o geliyormuş. Hiç kendisi falan gitmiyormuş yanına. Dün de gördüm hatta bir defa. Polis böyle bağırdı etti falan, gülüyorlardı. Çıkmıyor bile buradan. Umursamıyor. Dün de yedim, çok güzel dönerleri var. Bugün de yiyeceğim inşallah. Abim benim ya. Hataylıydın değil mi abi sen? Evet, Hataylıyım. Hataylı. Buranın da ismi bu arada Kat Lokantası Cümeyze'de. Gelin. Senin abi ismi Muti miydi abi? Muti. Muti abinin elinden bir dönerini yiyin. Gelin bir deneyin. Deneyin. Beğenmezseniz iade. İade. Evet. Buranın ismi Tat Lokantası. Abi burası 40 yıldır mı açık? Evet. 40 sene oldu mu abi? Evet. 40 sene. Sen nerelisin abi? Malatya. Sen niye buraya geldin abi? Buraya mı? Niye burayı seçtin yani? Burayı seçtim. Biz de gaye 3-5 kuruş faydalanan. Kabe burada. Mekke Medine burada. Hacımızı yaptık. Çocuklarımızı hac yaptırdık. Ne güzel. Ha, hepsini getirdik. Burada kaldılar. Önü götürdüler. Ne güzel. Biz burada kaldık. İyi. Mutluysan sıkıntı yok abi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür. Şükredersen her şeyi yakalarsın. Doğru. Şükretmesen de istersen milyonların olsun. Hakkı senin olsun. Dersin Medine'de ben olsun. Tamam. Şükür önemlisi. Evet, çok şükür. Şükür etmek lazım. Abimiz 40 sene önce gelmiş dediğin gibi. Buraya açmış ve bakın bu fotoğrafta 20 yıl önceden kalan bir fotoğraf. İçeride yani ne zaman gelsem böyle, yani bu çok az zamanı, az hali, öyle söyleyeyim. Ama kardeşimiz kral. Onlara birazdan tanışalım, şimdi çalışıyor. Var mı Türkiye'ye söylemek istediğim bir şey abi? Vallahi abi bak. Şimdi tanışarak bir göstereyim.
Hadi yiyeceğim bunlar. Al, al bunları at ağzına bakayım. Allah. Abi. Gideyim. Evet. Çok güzel ya. Yurt dışında yediğim en güzel döner. Afiyet olsun. Ben o kadar diyeceğim, fazla bir diyeceğim yok. Millet söylüyor onu. Ben kesinlikle kendimi övmüyorum. Halk beni övüyor çok şükür. Çok şükür. Valla tüm yani burada ben 2-3 defa geldim. Tabii en az 20-30 tane polis gördüm. Polislerin geldiği yer güvenilirdir, öyle söyleyeyim. Ha, burada Gemay. Tamam mı baba? Ha, Gemay'la açtık. Gemay. Bak ne diyor burada? Bu fotoğraf 40 bin defa görüntülenmiş. Bu fotoğraf, tat restoranının fotoğrafı. Yani bu demektir ki Google Maps'te insanlar burayı araştırıp buraya bakıyorlar. Ben de baktım, binlerce yorum arasından tat restoran 4 puan almış. 4 puanla Google Maps'te almak binlerce yorumda bayağı zor bir şey. Buraya. Benim sadece diyeceğim bunlar. Her şey sistemde gözüküyor. Doğru, doğru abi. Birazdan da biz de yemeğimizin tadına bakacağız. Oha. Ödüm koptu. Puanlarını vereceğiz artık. Şimdi, abi, bir, abi. Bizi mi çekiyorsun? Evet abi. Evet. Beğendiniz mi abi, güzel mi? Mekke'de süper, böyle lezzetli abi. Bir kebap yiyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Türkiye'den lezzetli vallahi. Harika. Ne güzel abi. Bak duydun mu? Afiyet olsun. Türk vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Teşekkürler. Abi, pişirmene gerek yok ya. Tadıyoruz şimdi. Şimdi bakalım acaba nasılmış kebaplar. Şimdi bu ne abi? Adana kebabı. Adana kebabımız var. Hemen ekmeği de almış. 40 yılın birikimiyle lezzet ortaya çıktı. Ve vallahi tabii her zaman kendimizi geliştirdik. Bak. Vallahi bak yalanıyla. Gerçekten yurt dışında yediğim en güzel kebap burada. Yani 50 farklı ülkede yemişimdir. Her milletin yaptığı kebabı da yemişimdir. Ama en güzel Mekke'de tat restoranda. Gelin iyi. Şimdi bunu yapmış başarıyorum. Bak. Türkiye'de zar zor yiyoruz böyle etten. Yani yaklaşık terbiyesinden bahsedeyim. Kuşbaşımızın terbiyesi 22 saat o terbiyeli haşlanmış bir şekilde dolapta bekliyor abi. Evet. İyice terbiyeyi emdikten çektikten sonra ateşe sürüyoruz. Mesela sülemeklerimden bahsedeyim. Sülemeklerimde hepsi fırın yemeğidir. Fırından sürmeden tezgah koymuyoruz. Niye? Çünkü o fırında harmanlansın diye, o fırının ateşini bir emsin diye. Sonrasında zaten lezzeti de veriyor. Ya tabii daha önce kültürü açan babam biz bu işin pirindeyim. Evet, babamlardan bunlar yani 40 yıldır burada adamlar yani bu işi yani ne kadar iyi yaptıkları da şöyle söyleyeyim size. Şöyle göstereyim. Hani buradan belli oluyor. Yani şu anda sahur saati değil, iftar saati değil. Akşam 11.30. Sahura daha var 4-5 saat. Ama bu saatte bile full. Yani ben buraya şimdiye kadar 4 defa geldiysem, bu 4 defa, 4'ünde de burası full. Hiç boş görmüyorsun. Mekke'ye, Umre'ye, hacı gelenlerin hepsi gelsinler, tat lokantasında yemeğini yesinler. Bir aile olarak burada cidden yani sadece Türk olarak değil, tüm ibadete gelen insanlar, her ulusal, hepsinin ağız tadına, damar tadına hükmetmeye çalışıyoruz. Zaten belli yani mesela bize tayinli döner yoktu, burada tayinli döner var. İşte ne bileyim bizim kullanmadığımız, yemediğimiz baharatlar, soslar var. Burada onlara özel var. Yani ama mesela İskender de var. Yani ben mesela İskender yurtdışı bilinmez. Adam burada geliyor, bir İskender alabilir miyim diyor. Çok güzel bir konuya değindin abi. Lafını balla bölüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. 40 yıl önce Türk ulusuna hitaben bu lokantaya yürürlüğe geçirdikleri zaman Mekke'de İskender yok. İskender'i bilmiyorlar. Hani Alaaddin amcayla yani kapıda gözüküyor. Buranın kurucularından bir ortağı da o. Onunla konuştuğun zaman zaten videoda görür arkadaşlar da o ustamız 40 yıl önce buradaki
Arap insanlarına, Arap milletine İskender'i tanıtıyordu. Yani Araplar bazen hala geliyor abi diyorlar ki İskender ne yani? Yani İskender ne? Ben de anlatıyorum. Altında ekmek var, üstünde döner var. Kendine ait sosu var. Yanına yoğurdunu bırakıyoruz. Düşünüyor, ondan ver diyor bana. Hani 40 yıl önce kapıya tezgah koymuşlar, İskender'i anlatmışlar tek tek. Çok da zor iş ha. Araplar lafı da anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Anlatamazsın lafı yani. Ama anlattık. 40 yılda anlattık yani. 40 yıl, anne 40 yılda. Anlattık. Şu an en ünlü lokantalardan biriyiz. Evet. Çok şükür. Allah ne güzel ya. Allah yani daha çok versin. İnşallah. Yani Mekke'nin her yerinde ne bileyim. 100 tane restoranı var. Burada Albayık var ya. Aynen. Albayık gibi her yerde olursunuz inşallah. Tekrar teşekkür ederim abi. Çok teşekkür ederim abi. Şeref verdin sen de. Afiyet olsun. Siz de lütfen arkadaşlar gelirseniz Mekke'ye ilk yemeğinizi burada yiyin. Ve geldiğinizde de herhangi bir arkadaşa veya Dönerci abiye veya babasına benden de bir selamını söyleyin. Benden bir yemeğinizi yiyin diyorlar. Selam. Bu arada Gökhan abinin ismiyle gelene %10 indirim. Evet bak. Çok büyük var. Hani Mekke'ye geldi %10 indirim de var yani. Gökhan Yıldırım'ın videosundan geldim demeniz yeterli. Gökhan abim artık benim de abim zaten. Eyvallah. Yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar videomuza buraya kadar geldiğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra ciddenen video gelmeye devam edecek. Önceki Suudi Arabistan videolarında kanalımda izleyebilirsiniz. Çok iyi bakın kendinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Abone.